9 Şubat 2024 Cevahir Alışveriş Merkezi'nde Jack & Jones mağazasındayım arkadaşlar. Size burayı çekeyim dedim. Böyle şeyler var bakın. Erkeklerin sevdiği bir marka burası. Erkekler için pek çalışmıyoruz. Bakalım X Large diyor mesela. Ne kadar düşmüş? 2400'e düşmüş fiyatı. Güzelmiş kapüşonuyla böyle. Erkekler çok detaycı değildir yani. Böyle bakarlar alıyorum bunu alıyorum falan. Bedenine bile bakmıyorlar bazen. Siyah da varmış böyle. Mavisi varmış. Şöyle mahallesi de bakalım. 2700 TL diyor. Güzel valla, fena değil. Ben ama alacak olsam bunu alırdım. Yeşil haki. Severiz. 3500 TL diyor. Güzel puf puf. Uzunca böyle. Bunda kapüşonu var. Dağılmış bu biraz. Denemişler biraz önce. Şöyle bir model var. Yine kapüşonlu. Bu da güzelmiş. Rengini beğendim. Bu biraz geniş gösterir tabii. Kilolu gösterebilir. Şuradaymış. Fiyatına bakıyoruz hemen. Yine aynı fiyat 2400 TL'ye düşmüş. Güzel. Güzel ürün. Bu da güzelmiş. 2800 diyor yine. Bu açık mavi gri gibi değişik bir renk şu. Kocaman yalnız. Büyük beden arıyorsanız var valla. Buna 1300 TL diyor böyle bir polar. Fermuarlı, yarım fermuar. Şuna şöyle bir kanguru cep istedi gözüm. Aradı ama bulamadı. Rengi de varmış. Bu da güzelmiş. Bakın böyle 80'ler tarzı şeyler moda oldu. Renk bloklu. Pişir. Polar. Tatlı. Buna benzer bir şey kotonlu da görmüştük ya. Ne kadar acaba? Bu da herhalde aşağı yukarı aynı fiyattır. Bunların fiyatları nerede yazıyor? Niçin yok? Burada var galiba. Ne kadarmış? 1300 TL'ymiş. Sadeleri falan da şunlar. 1300 TL'ye buna yazıyordu. Bu da o civarda bir şeydir diye tahmin ediyorum. Bunu da etiket göremedim diyecektim. Varmış. İftira atmıyorum. Bu da 1300'müş arkadaşlar. Aa, bu daha işçilikli. 1300'e bu daha iyi bence. Alacak olsun alalım. Şöyle bir sütlü kahve tonu var yine. Olar gibi. Sert ama biraz konuşayım. Şöyle bir şey var. Laboratuvar gibi bir şey yazıyor. Lab. Lab. Laboratuvarın labi. Ne kadarmış? Kaç diyor? 1300 TL. Böyle bir fermuar detayı var burada. Güzel, değişik. Nadi, bakın siyah da var onun. Aynı fiyattır. Bu biraz önce baktığım zaten. Bir de şöyle turuncusu varmış. Turuncu gay değilseniz almayayım bence. Erkeklerde hiç sevmediğim bir renk turuncu. Ne diyor? 1300 TL diyor. Böyle bir sweatshirt, kapüşon, hoodie rengi var. Rengi var bakın. Ben buna çam yeşil diyorum. Güzel bir yeşil bence. Bu da silikon baskı gibi kabartma biraz. 800 TL silikon bu da. Bu beyazlar çok çabuk grileşiyor bence. Böyle bir şeyler var. Bisiklet yaka bakın. Siyah güzelmiş. Sade ve şık. Ne kadar diyor? 1300. Bu rengi var. Şöyle bir şey var. Gabardin gibi dokulu, yollu. 1300 TL. Onun siyah da var. Böyle turuncu bir şey var. Açık turuncu. Bu yanık turuncu dedikleri ya da bal kabağı rengi dedikleri. Şuna bakalım fiyatına. 800, evet 800 TL düşmüş. Güzel vallahi, kapüşonlu hoodie. Bakılabilir. Şuraya bakalım. Bakın eşofman altları ne diyor? 800 TL diyor seçili. Vallahi güzelmiş. Petrol mavisi. Erkekler daha çok bakayım siyah alırlar. 800'ü kontrol ediyoruz. 1000 TL yazıyor bunda. Niye öyle? 1000 TL'den düşüyor mu acaba? Bu ribana paça dediklerimizden. Şöyle cepleri var. Güzelmiş kumaşı, pamuklu. Ben polyester pek sevmiyorum biliyorsunuz. Böyle fermuarlı cepli. Bunda ne kadar yazıyor acaba? Bunda 800 yazsın artık. Bunda 800 yazıyor. Gri eşofman altı iyidir arkadaşlar ama dar paça sevmiyorsanız bilemem. Bayağı dar gibi görünüyor paçalar çünkü. Böyle bir dikiş detayı var arka ortasında. Diz kapağının arka tarafında var. Bu da seçili ürünler 600 TL diyor. Böyle bir şey ihtiyacınız varsa outdoor giyim. Kamp map yapıyorsanız güzel olabiliyor böyle şeyler. Yağmur tutmuyor. Bu da 1400 diyor. Düşüyor mu acaba fiyatları? Bu da 1400 diyor. Düşüyor mu fiyatı? İki renk bakın. Bu daha güzel bence. Ondan sonra, bir dakika. Bunun rengi çok güzelmiş. Tarçın.
Tarçın da değil de hardal bu bence ya. Hardal rengi. Değişik bir renk. Bu da 800 ise bence bakılabilir. Paranız bolsa bir eşofman altı 800 TL vereceksiniz. Bakın bu acı kahve dediğimiz kahve tonu. Güzel bence. Bunlar burada yazan 800 TL olan mı acaba? Yoksa bu etiketinde yazan 1000 TL mi? Hangisi? Bakın bu gri'nin daha sade olanı da varmış. Biraz önce baktığımız gri'den farklı bu. Umarım bu da 800 falandır. Zaten 800 bile biraz pahalı gibi. 1000 TL yazıyor bunda. Bu mavinin güzel bir tonu. Bu da güzel, beğendim onu. Sonra şu kombinleri size çekeyim uzaktan. Böyle bereli bereli kombinler yapmışlar bakın. Dar paçalı pantolon seviyorsanız. Bence bacaklarınız güzelse böyle dar paça giyebilirsiniz. Çok böyle skinny gibi değil de yani sigaret gibi falan giyilebilir. Bunda 1200 TL diyor. Bu ne, Japon bayrağı gibi. Kötü espri yapılır. 1200 TL diyor. Bunun lacivert de var. Lan Bear'ın kullandığı bir şey mi bu ya? Pardon, şeydeyiz şu anda. Jack & Jones'teyiz. Bir an beynim yani. Lan Bear'a gidecek mi? 2700 TL. Kumaşı biraz sert. Bu fena değil. 2500 TL diyor. Bu rengi var. Şunların bu rengi var. Bu rengi var. Bir de böylesi var. Bu da güzelmiş mesela. Yumuşak. 2500 TL diyor. Ayak pişireceğim galiba. Güzelmiş yumuşak. Şöyle de bakalım. Kubilay Aka. Sever misiniz bilmiyorum. Ben çok merkez değilim. Şeyde bir dizide, neydi o? Cumhuriyet dönemi dizisi vardı ya. Cumhuriyet kurulurken onu da izlemiştim. Adını unuttum dizisi. 2400 diyor ama kalıbı güzelmiş, beğendim. Denim bakacaksanız bakılabilir, bakın güzel görünüyorlar. Şöyle uzaktan da çekeyim. Güzel mesela, bu da güzel. Ben bu kadar çok yırtık sevmiyorum, şu güzel. Ayak pişireceğim. Burnum tıkılıklandı. 2900. Ay çok pardon. Şöyle bir şey arkadaşlar, hiç pozitif vermiyor ben. Bakın bu üçünü de beğendim, güzel bence. Bunun fiyata bakmış mıydık, şuna bakalım. Artık bugün o kadar çok şeye baktım ki, Madame Coco'yu çektim, Karaca'yı çektim, 2900 TL. O yüzden saçmalamam, serbest bence. Bunlar da güzelmiş, şu da güzel, bu da güzel. Bu da tatlı, bisiklet yaka severim ben. Kapüşon hoodie seviyorsanız da şu ikisi güzel. Fiyatlar biraz görüyorsunuz, 2200. Bu da böyle bir bölüm yapmışlar. Şu çok Levi's hatırlattı bana ya, görsel olarak. Bakın böyle değişik değişik detaylar var. Yırtıklı kot seviyorsanız. Burayı böyle bayağı bir jean koleksiyonu yapmışlar, bakar mısınız? Bu mesela crop diyor. Paçaları kısa anlamında herhalde. Şöyle duruyormuş. Loose diyor, bu geniş yani, salaş olanlardan. O da böyle duruyor. Güzel, beğenirim bu tarz. Baggy diyor. Böyle moda oldu bunlar biraz, salaş salaş. Şu anda dizilerde falan da bu tarz böyle takım elbise giymiş erkekler görüyoruz ya. Regular fit diyor. Bu klasik baba pantolonu bence. Regular. Şöyle göstereyim ona. Güzel, fena değil. Comfort diyor. Bu da rahatlığı ön plana çıkarıyor diyor. Yani bu bacakları biraz kalın göstermiş sanki. Ama belki modelin bacakları kalındır. Mesela şu cans mankende daha iyi duruyor. Yine comfort diyor böyle durumda daha. Bunu yıkamasını beğenmedim. Şu çizgi çizgi oluyor ya, onları hiç beğenmiyorum. Bunun güzel mesela buz mavisi. Bu da yine comfort serisi diyor. Slim diyor, straight diyor. Ben böyle seviyorum ama bu da işte aşırı kaslı bacaklarınız olmayınca, düzgün ince uzun bacaklarınız olunca güzel. Bu da çok çizgi çizgi bence. Bu da slim straight diyor. Bunda da yine slim straight diyor. Bunun tonu güzel ama kemerle de güzel olmuş. Kot pantolonlarla bu kemerleri seviyorum ben, kahve tonlarını. Bu böyle. Şurası çok çizgi çizgi duruyor bence. Onu beğenmiyorum demiştim. Slim diyor. Slim dediğim gibi bacaklarınız düzgünse, çarpık değilse güzel bence. Ay bu da çok çizgi çizgi ya şuralar. Çok baksanıza şöyle kaplan tırmalamış gibi.
Bu da böyle, evet. Bu da çok. Bu yıkamaları beğenmedim. Eskitmeleri beğenmedim. Bu da çok şey. Yıpratmaları güzel olmamış bence. Ama bilmiyorum, gayler beğenebilir belki ya. Skinny diyor, çok dar bu tight gibi olanlardan, bu da skinny diyor. İşte bu güzel durmuyor ya, bu kadar daptar tight gibi olunca bence. Bu da çok dar skinny. Bunları kadınlara bakın bence. Onları giymeyi. Şu güzelmiş yalnız, beğendim. Bu çok kalın kalın duruyor, böyle insan terletecek gibi şu. Şunun yıkaması güzel. Ondan sonra devam edelim. Ne diyor? Jack and Jones Premium diyor. Premium quality'miş. Ne kadar diyor? 900 TL. Böyle bir baskısı var. Bayağı kalın yalnız bu. Bildiğiniz kışlık kumaştan yapmışlar tişörtü. Güzel bakın, böyle bir trench coat gibi bir şey arıyorsanız. Pardösü gibi. Ne kadarmış? 2000'in üzerindedir bu. Evet, 2700 TL. Jack and Jones'tayız bu arada. Kublai Khan. Bu da. Bunlara biraz önce bayağı baktık ya. Güzel ve katlamalı, fena değil. Hadi yine de bakalım mı? Bu Baggy Alex diyor. Fiyatı nerede cibi? Neyse, biraz önce bakmıştık bunları zaten. Bu da kalın olağından. O girişte baktığımız aynı fiyattır. Şöyle bir laptop çantası var. Jack & Jones yazıyor burada. Ben bu dokulu deriyi seviyorum. Yumuşak, güzel oluyor. Bakalım fiyatı 1200 TL. Güzel, fena değil. Onun bir de siyahı varmış. Bu da güzel. Şöyle kısa ince montlar var. Harika. 1900 TL diyor. Fışır. Ben de buradayım arkadaşlar. Bugün deli kızın çeyizi şeklini giyindim. Bu tişörtümü hatırlayanlar var mı? Kaplanlı. Şöyle kaplanı göstereyim. Çok dağılmış durumdayım. Kurstan çıktım. Bir de çekim yapıyorum. Mağaza mağaza geziyorum. 1900 TL. Bu ayakkabılar ne kadarmış ya? Bence beyaz spor ayakkabı her şeyle güzel oluyor arkadaşlar. O yüzden herkesin, her erkeğin dolabında, gardırobunda, ayakkabı dolabında artık birisinde olacaksa bir tane beyaz spor ayakkabı olmalı bence. Ne diyor? 2400 TL diyor. Buna bakmış mıydık? Bu da güzelmiş rengi. Yani klasik bir renk. 1900'lü daha. Şu da güzel. Nefti yeşil gibi. Bu da herhalde aynı fiyattır. Ama modeli değişik. Yine de bakalım. 1900 evet. Bunlar güzel valla. Şöyle krem rengi gibi. Bu nefti yeşil gibi. Şunlar da 1900. Bu da güzel bence. Ben şu yakaları severim bakın. Riban yaka. Kumaş yumuşacıkmış, güzel. Bu da siyahı herhalde aynısının, evet. Bu da aynı fiyattır. Yine de bakalım. Evet, 1900 TL diyor. Bayağı da bedeni var, bakabilirsiniz. Cevahir Alışveriş Merkezi'nin içindeki Jack & Jones değil. 1300 TL. 300. Bunlar güzel şuna. Bu da güzel. Aa, çok güzelmiş bu. Bu da 1300'dür. Aynı fiyat. Sarıyı beğenmedim. Bu çok güzel. Şu renkleri beğenmek güçlü olur. Şu tarafı beğen. Aa, şu da çok iyi. Bu ise buna kalp yok. Bir çok güzelmiş. Çok güzel. Dokusu da çok güzel, bakın böyle. Çok tatlı. Bunun şeyi ne aynı? Ha, şöyle bir şey de var. Şu kod numarasını gösterecek kimse. Kodu bakın. Bunu alın arkadaşlar, bütçeniz varsa. Güzelmiş. Buralar böyle. Çizgili tişört severiz. Güzel. Ne kadarmış? 660 TL. Alabilir bir şey gördük en sonunda. Şu da aynısının şeyi, daha kalın siyah. Nasıl böyle? Böyle bir ceket mesela. Ceketin fiyatı var burada mı? 2500 TL'ymiş ceketin fiyatı. Bir gömleçler falan. Aa, bu güzelmiş.
40 TL. Bir de feftilli, yumuşacık. Çok tatlı. Şurada bir de cebi var. Bu rengi de var bakın, da çok güzel. Bir de bu rengi var böyle, taş rengi gibi, vizyon rengi gibi, açık vizyon. Bakın şöyle, üçü de güzel. Üçü de güzel bunun. Şöyle oduncu gömlekler var. Ne kadarmış? Şuna bakalım. Fiyat görebiliyoruz. Nerede fiyat? Nerede bunların fiyatları? Allah, ilginç. Alamadım. Bu ne kadar diyor? 2300 TL. Bunu beğenmedim ya. Çok kalın şurası. Sevindim. Jack & Jones'tayım. Jack & Jones. Erkekler için güzel bir marka. Bakın çocuklar için de var. Junior. Çocuklar için. Küçük küçük. Küçük ve sevimli. Ne kadarmış? Çocuğunuzla bir örnek giymek istiyorsanız 700 TL. Bir babasınız diyelim. Oğlunuzu aldınız geldiniz. Bir alışveriş yapacaksınız. Ne kadarmış? Böyle bir küçük pantolon göçük. 560 TL'ymiş. Böyle bakın. Şirin. Şurada kocaman Jack & Jones yazan tişörtler var. Bakın tişörtlerde 3 al 2 öde varmış. 650 TL diyor. 3 tane alıyorsunuz, 2 tanesini ödüyorsunuz. 1000 TL mi? 1000 TL'ye 3 tane, bir dakika. 3 tane al, 2 öde diyor. 2000 TL'ye 3 tişört alıyorsunuz yani, öyle değil. Mesela. Eskilerde. 1000 TL ediyor buna. Uzun kollarla. Biraz önce baktığımızda. ₺1820 ediyor. 1000 TL ediyor. Böyle bir yeşil var. 300 TL civarı. Öyle bir şey var. Hoodie 1750 TL diyor. Şurada Jack & Jones'un şöyle bir şey var. Montlar var böyle. Bunlara bakmadık değil mi? Biraz önce başka tarafta bakmadık herhalde. Ne diyor bakalım? 4000 TL. Özelliği neymiş? Herhalde şey teri kurutuyor falan filan mı? Recycle'mış. 2x açtı bakın bedelinde. 4000 TL. 4640 TL'den 4000 TL'ye düşmüş. Kapüşonu böyle. Güzel içi puf puf. Bayağı kalın kalın. Fiyatlar böyle arkadaşlar burada. 4000 TL. İndirimde bir şey buldunuz mu alacaksınız buradan. Bu da 4000 TL diyor. Siyahının. Şunun siyahı. Allah güzel burada cepleri falan da var böyle. Çıt çıt cepler. Biraz pişirdi ama güzel. Havalı. Sonra şöyle bir mont var. Böyle bir oduncu gömlek var. Şuralar çok kalın olmuş bunların ya. Odun gibi. Gerçekten oduncu gömlek. Fiyatların neresinde yazıyor acaba? Buradaymış. 1820 TL. Bakın böyle bir tişört var mesela. Gecelik gibi kocaman. 1000 TL. Çok. Şu ayakkabı ne kadarmış? 1050 TL. Tatlıymış yalnız bu ayakkabı. Bakın. Süet. Mantar tabağını. Tarzmış bence bu. Böyle göstereyim. Sevdim ben bu küt burnu oluşunu falan. Yani. Böyle bir şeyler. Güzelmiş. Motosikletçi mont. Biker mont. 2500. Vallahi iyi. Bu devirde böyle bir şey. 2500 TL iyi bence. Böyle bir oduncu gömlek koyduk size. Biraz önce bakmıştık. Onunla aynı fiyattır. Yine de bakalım. 1820 TL diyor. Bakın şöyle. Görsel yapmışlar. Jack & Jones Plus
Ondan sonra şurayı şöyle dağıtmışlar. Burada kargo pantolonlar falan filan var. 1560 diyor. Böyle lastikli paçalı, botların içine sokmalı pantolon arıyorsanız kargo cepli. Burada siyah da var böyle. İyi bir dağıtmış gitmiş. Aynısının siyah böyle yine lastikli paçalı. Aynısının haki yeşil de var bakın burada. Yine lastikli paçalı böyle. Rengi güzelmiş. Şu iki renk güzel. Şeyde de güzel aslında. Aa, bu gömlekler güzelmiş. Bunlar keten gibi dokusu. Renkleri de güzel. 1700 TL ediyor. Vallahi güzelmiş bunlar arkadaşlar. Cepli böyle bakın. Bu rengi de var. Bu da güzel. Bunları beğendim. Bir dakika şimdi göstereceğim. Size fiyatı inşallah. Bu da 1700 TL. Farklı fiyat olabilir diye bakayım dedim de şu ikisi mesela erkek olsam bu ikisini alırım çünkü. Mesela böyle bir rengi var. Bak, koyu seviyorsanız. Şuradan göstereyim düzgününden böyle. Bir de şöyle yeşili var. Yeşil çok sevmem ama bu yeşil güzel bence. Videoda daha açık çıkıyor. Daha koyu normalde. Bunlar da güzel arkadaşlar. Şurayı böyle komple beğendim. En çok şu tarafı beğendim. Şunları şöyle katlettim. Sonra burada böyle şeyler var. Eşofman altı. Bu daha sporcuların kullandığı türden. 1550 teknik kumaşlı oluyor onlardan. Bu rengi de var. Paçaları böyle riban paça. Şurada dikiş var bakın şöyle. Böyle basic tişörtler var. 650 TL. Böyle renkleri var. Bu neymiş? Baksana. Böyle 3 tanesi. 900 TL. 4x tarçlıya bakar mısınız? 900 TL bunlar. 3x tarç, 4x tarç, xx tarç falan var. Şurada langırt koymuşlar. Mağazanın içi iyiymiş. Şu tarafa bakalım mı? Burası çocuk bölümü bakın. 419 TL saçın ürünlerde. Şuraya hızlı geçeyim artık. Sonra böyle şeyler var çocuklar için. Şöyle montlar var. Hadi bir tane mont fiyatı bakalım. Şu güzelmiş. Bu fiyatına bakalım. Kaç diyor? 1900'e yakın. Bakın bu rengi de var. Bu da güzel. Bu da güzel. Siyah da var. Şu üçünü bakın. Şöyle üçünü beğendim şöyle. Ondan sonra şöyle. Ne kadar çok şöyle dedim ya. Bunlara baktınmış mıydık? 500 TL diyor. Aa, bu tatlı bence. Beğendim. Siyah da var. Bu da 500'dür. Bakmaya gerek yok. Diyormuşum. Başka fiyat çıkıyormuş. Tamam bakmanız. Bu çok güzel. Beğendim. Bunu beğendim arkadaşlar. Fiyatı da güzel. Şu ana kadar gördüğümüz en uygun fiyatlı şeylerden burası. Bunlar güzel. Bakın böyle turuncu yazısı var. Bu da güzel. Yeşil. Bu güzel. Şunlar var. Bunlar da güzel. Burası da var bakın. Kapüşonlu hoodie. 1400 TL diyor. Şu ayakkabı bu kadarmış. Bu da güzel görünüyor bence. Tabanı böyle. Pilim bitiyormuş arkadaşlar. Burada kapatmak zorunda kalacağım bugünlük. Bunun fiyatını öğrenemedim ben bir türlü. Bakayım içinde yazıyor mu? Neyse güzel ayakkabı yani. Bakın buna internette. Bulursanız fiyatına bakın. Güzel yani. Şurayı da çekeyim hadi. 25 dakikada kapatırım. Şarjım bitiyor çünkü. 1500 TL. Güzelmiş bu yumuşacık. Paçaları da bakın böyle. Düz paça. Lastikli falan değil, ribanalı değil. Gayet güzel. Bazı erkekler böyle seviyor çünkü. Şu da güzelmiş. Bunu da beğendim. Şunları beğendim şu ikisi. Güzel. Bunların paçası böyle bakın. Beğendim bunu. Göremedim. Ne kadar? 1200 TL diyor. Güzel bunlar. Şurası güzel. Buradan da böyle göstereyim. Bir de böyle şortlar var bakın. Çeken Jones yazılı şort istiyorsanız. Video 1000 TL. Bir de şurada kolej ceketleri gördüm ya. Onlara bakalım. Şurada da bir tişörtler varmış. Şuna da bakalım. Sonra da kolej ceketlerini bitiririz. 700 TL diyor.
500 TL'lik tişörtler iyiydi bence. Ha, bunların böyle renkleri var bakın. Böyle bir şeyler. Lilası var. Şöyle bir açık yeşili var. Nefti yeşil gibi, haki yeşil gibi var. Bir de siyah var. Güzel bunlardı bence. Siyahını alırdım azıcık olsun. Şurada bir dakika. Şunları da çekeyim en son. Kolej ceketi bunlar. Kolejli modası var. Preppy look. Loma yazı yazmıştım. 2400 TL. Okuyabilirsiniz. berilokugüler.blogspot.com. Bakın burası suni deri gibi yapmışlar. Güzel havalı parça. Güzel bu, beğendim. Rubbers var. Daha çabuk pamuklanacağı benziyor. Ama güzel görünüyor. 2400 TL bile. Bunu da kolları böyle suni deri. Şunu da kapatayım arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Abone değilseniz abone olun. Yorumlarınızı bekliyorum. Hadi kapatın artık.